Günaydın millet. Dün böyle geldiğimde baygın bir haldeydim. Ne video çekecek, ne yemek yiyecek, hiçbir şey yapacak halim kalmamıştı. Hatta ya ayakta bile duramıyordum, öyle söyleyeyim. Ama bugün artık hazırım. Kaldığım hostelden çıkacağım. Birkaç dakikalığına exchange ofise gideceğim. Döviz bozduracağım. Ondan sonra tekrar otele döneceğim ve size otelimi göstereceğim. Oteli çok beğendim. Otel dedim aslında hostel. Ya ben hostel kısmında kaldım daha doğrusu. Çok hoşuma gitti. Hem mekan hem profil çok hoşuma gitti. Personel çok tatlı. Onları da göstereceğim size ama önce bir döviz bürosu bulayım. Benim burada olduğum gün, yani dün geldim ve bugün baktığımda resmi kur 1 euro 3,9 şekel, yani İsrail parası olarak görünüyordu. Dolar da 3,6 İsrail şekeli olarak gözüküyordu. Ama otel personeliyle görüştüğümde şey dedi bana, ya bozarken bu şekilde bozmuyorlarmış. Tabii biraz daha düşük bozuyorlarmış. 3,5 ya da 6 gibi bir paraya bozdurabilirsin dedi. Şimdi bakacağım exchange ofiste ne teklif edecekler, ne söyleyecekler ve ben nasıl bozduracağım paramı. Her şey aşırı pahalı ya. O kadar pahalı bir ülke ki anlatamam size. Evet, exchange ofise geldim. Otelin hemen yanındaki sokakta bir tane exchange ofis var. Şöyle. Thank you. Evet. Şöyle şekerlerim. Şöyle göstereyim size. Ya ismi de o kadar tatlı ki şeker. Dolar ya da euro bozdurunca elimize böyle bir tomar verin, paranın verilmesine o kadar alışmışız ki böyle elime 4 tane para verilince böyle bir tatmin olmuyorum. Yani sanki böyle bir eksik bir şeyler var, anladın mı? Sanki kazıklanmışım gibi hissediyorum. Ama öyle değil aslında. Gayet normal bir ücretten bozdum. Normalde ben 160 euro bozdurdum. Normalde 160 euro internete baktığımda 628 şekel gözüküyordu. O da 608 şekele falan bozdurdu. Yani hani arada öyle çok büyük bir fark yok. İnternettekiyle çok yakındı yani bozdurduğum ücret. Şimdi bu parayı muhtemelen bir iki günde harcayacağım. Çünkü her şey o kadar pahalı ki. Şu an elimde 600 şekel var. Ve paramın çoğunu zaten şeye vereceğim, otele vereceğim. Ondan sonra artık bakayım elimde ne kalırsa ona göre bakacağım. Şu anda yani burası neresi? Şöyle söyleyeyim, Doğu Kudüs. Yani Doğu Kudüs'teyim. Hostelim burada. Kahvaltımı yaptıktan sonra bugün ilk defa şehri keşfe çıkacağım. Hem Doğu Kudüs'ü hem Batı Kudüs'ü gezmeye çalışacağım. Özellikle bugün hani Mescid-i Aksa'ya girmeyi çok istiyorum. Hava fena değil. Bugün ocağın kaçı? Dur bakayım. Bugün Mart'ın 21'i, 21 Mart. İşte hava sıcaklığı da işte bir 13-14 derece falan. Dün ben geldiğimde yağmur yağıyordu, hava çiğ değildi. Ama bugün biraz daha iyi, yağmur yok. Sonraki günlerde daha da sıcak olacak. Birkaç gün sonra da Ramazan zaten. O yüzden Ramazan başlamadan böyle her yeri en azından bir defa görmek istiyorum ki hani Ramazan olmadığında normalde nasıl, işte örneğin Ramazan'da bazı yerlerde özellikle Müslüman bölgelerinde şeyler kapalı olabilir. Yemek, işte yiyecek içecek mekanları kapalı olabilir. O yüzden ben de bu bir iki günü en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Hi. Yani geldiğimden beri, ya tabii çok vakit geçirmedim, sadece dün buradaydım ama hani geldiğimden beri keyifli geçti diyebilirim. Dün korkunç bir gerizekalılık yaptım. Havalimanında benim uçağım aslında sabah saat kaçtaydı? 8'deydi. Ve ben havalimanına 3 saat erken gittim. Yani 5 gibi falan gittim. Havalimanına gittikten sonra işte yarım saat içerisinde bütün işlemlerimi hallettim. Ve orada oturup 2,5 saat bekledim. Uçağımı konuşamıyorum açlıktan. Uçağımı tam 2,5 saat bekledim. Ve ardından yanlış peronda beklediğimi fark ettim. Ve benim uçağım zaten çoktan kalkmıştı. Ben de diyorum ki içimden, ya benim uçağım saat 8.05 geçeydi. Saat geldi, hala niye bu kuyruk bitmedi? Yani işte niye hala insanları almaya başlamadılar falan diye böyle şaşırıyorum. Yani hayatımda ilk defa böyle bir salaklık yaptım. Daha önce defalarca kez uçağa binmiş biri olarak nasıl böyle bir salaklığı yaptım bilmiyorum ama
bunu yaptım ve hakikaten çok çok kötü oldum o anda. Birkaç saat sonra uçak vardı ama tabii ki ben uçağımı kaçırdığım için, yani sorumlusu ben olduğum için biletimi, iadesini gerçekleştirmedim. Bir de ben çok uygun almıştım. Çok ucuz almıştım uçak biletini. Kampanyadan almıştım Pegasus'tan. O da öyle yandı gitti. Yeni uçak bileti almak zorunda kaldım. Çok kötü oldu. Neyse işte öğlen kalktım geldim ama bayağı perişan oldum yani yorgunluktan. Geldiğimde neredeyse yemek yiyecek halim bile kalmamıştı. Bu arada otelime giriyorum. Otelimin ismi, dur bakayım. Stay in Hostel. King George Caddesi var Kudüs'te. O cadde üzerinde böyle çok merkezi bir noktada bir otel. Geceliği yaklaşık 20-25 euro civarı. Şöyle giriş kapısını göstereyim. Çok tatlı bir hostel. Tabii otel kısmı da var. Yani böyle ailecek gelip mesela 5-6 kişi gelip bir odayı da kapatabilirsiniz. Veya otel kısmında fiyatı daha pahalı olan ama daha şey güzel odalar da var. Ama ben hostel kısmında kalıyorum. Gayet de memnun kaldım. Kalabalık mı? Kalabalık. Genelde hosteller şey böyle boş olurlar. Hani odaya gidersin ama 2-3 kişi vardır zaten. Hani tek başına kalır gibi olursun. Ben de öyle değildi. Odada bir sürü kişi vardı. Şöyle göstereyim hatta. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Onu mutlaka söylemek istiyorum. Burada hem kadınlar için ayrı odalar var, erkekler için ayrı odalar var. Hostel kısmından bahsediyorum. Kadınlar için ayrı odalar var, erkekler için ayrı odalar var. Bir de karma odalar var. Rezervasyonunuzu yaptırmadan önce mutlaka buna dikkatlice bakın ki yani bir hata yapmayın. Karma odaya denk gelmeyin eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa. Bir de ben 6 gece toplamda 145 euro civarı bir para verdim. Fakat ben aylar öncesinden rezervasyon yaptırdım. Böyle son dakika gelirseniz muhtemelen bundan çok çok daha fazla para vermeniz gerekecek. Burası resepsiyon. Şöyle. Burası kafeterya kısmı. Aynı zamanda kahvaltı da burada yapılıyor. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda barı da burada. Burası neymiş? Burada bahçe var galiba. Bu arada ben de dün akşam geldim ama o kadar yorgundum ki yani ne bir şey yedim ne içtim, direkt yattım uyudum yani 10 saattir falan uyuyorum. O yüzden ben de şimdi sizinle ilk defa görüyorum yani sadece odayı ve işte lobi kahvaltı kısmını falan gördüm. Şurada asansöre yetişeyim. Pardon. Bu ben. O tanımadığım bir beyefendi. Her yerde tabii ki doğal olarak İbranice yazıyor ve hiçbirini anlamıyorum. Benim için böyle Çince gibi bir şey yani. Hiçbir şekilde anlamıyorum ve burada çok fazla böyle Latin harfleriyle şey yok. İkinci kata geldik. Burası ikinci kat. Burada şey var. Bir tane mutfak var. Bu mutfakta hem ücretsiz su var. Şöyle göstereyim. Hem normal su var hem böyle soda gibi bir su var. Buradan böyle bardakla içebiliyorsunuz. Aynı zamanda cam bardaklar falan da var. Ya bu benim gördüğüm en şahane şey. Çünkü normalde otellerde, hostellerde falan kendi restoranları olur sadece. Ve orada para karşılığı yer içersiniz. Fakat burada mesela hem buzdolabı var. İşte hem kettle var burada ücretsiz. Çay, kahve alabiliyorsunuz. Kendi yemeğinizi burada pişirebilirsiniz. Bir mikrodalga fırın var, normal fırın da var. Yani marketten alışveriş yapıp burada kendi yiyecek içeceklerinizi pişirebiliyorsunuz. Normal fırın da var, ocak da var. Yani bir mutfakta olması gereken her şey var. Sadece işte makarna ya da artık ne pişirmek istiyorsanız, tabii her türlü şeyi pişirebilirsiniz. Öyle bir sınırlama yok. Onu siz kendiniz marketten gidip satın alıp burada pişirebiliyorsunuz ki bu şahane bir şey. Özellikle böyle birkaç kişi geldiyseniz buraya hem çok daha ekonomik hem de pratik oluyor sizin için. Akşam mesela işte her yer kapandıktan sonra acıkırsanız dışarıdan sipariş etmek zorunda kalmıyorsunuz vesaire. O yüzden bu seçeneğe bayıldım. Burası böyle dinlenme alanı. Bir de böyle ne terası var. Burada hem güneşlenebiliyorsunuz hem çay, kahve, sigara takılabiliyorsunuz. Böyle çok tatlı, keyifli bir alan. Velhasıl hostele bayıldım.
Yani çok iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Lübnan'daki otel faciamdan sonra yaptığım bu tercihten gurur duyuyorum. Bir de son olarak şey kısımları var. Odaların olduğu kısımlar var ama orada ya odanın içini size gösteremeyeceğim. Resmini koyarım ama buraya. Çünkü odanın içinde yani şu anda benden başka kadınlar da var, insanlar da var. O yüzden hoş olmaz yani onları videoya almam. Bu nedenle bir de tabii ortalıkta eşyalar falan var. Dağınık bir vaziyette herkesin eşyaları. O yüzden odanın içini göstermeyeceğim. Sadece resimlerini buraya koyacağım ama odanın içi de çok konforlu. Ben 14 kişilik bir oda seçtiğim için ve hani 14 kişiye bir tane banyo ve bir tane tuvalet düşüyor. Bir tane de ayrıca bir lavabo var. O yüzden hani çok fazla kişi kullandığı için tabii daha çok çabuk kirleniyor. Ama ona rağmen temizdi yani. Ona rağmen oldukça memnun kaldım. Şöyle bahçemi göstereyim. Akşam burada çekim yapacağım. Buraya bayıldım. Dün akşam burada Türklerle tanıştım. Buraya seyahat için gelmiş. Türklerle. Çok tatlı. Dün akşam fark etmediğim bir sürü şey fark ediyorum. Dün akşam böyle ölü gibi olduğum için hiçbir şeyin farkında değildim. Ne var ne yok hiç bakmamıştım. Şu anda ben de sizinle ilk defa görüyorum. Böyle tatlış mı tatlış bir mekan. Özellikle akşamları burası çok hareketli oluyor. Çünkü müşteriler geliyorlar burada, sosyalleşiyorlar, yiyorlar, içiyorlar vesaire. Burada diyeceksiniz ki ben diyelim ki bir şey aldım koydum. Nasıl işte başkaları da gelip yiyor mu falan. Yani normalde yemiyor, yememesi lazım. Çünkü siz isimlerinizi yazıyorsunuz bu yiyeceklerin üzerine. O yüzden başkaları gelip yemiyor. Böyle de bir şey var. Geldiğimden beri benim gördüğüm bayağı medeniler. Yani şey konularında da böyle ücret konularında da. Mesela benim yanımda döviz vardı. İsrail şekeri yoktu. Ben dedim ki döviz vereyim. Döviz kabul etmiyorlarmış. Şeker istediler benden. Dedim yarım şey bozdurup geleyim ya da işte yarım versem olur mu? Tamam yarım verin falan dediler. Hani böyle çok darlamadılar. Hayır kabul etmiyoruz seni falan demediler. Akşam akşam çünkü döviz burası bulamam. O yüzden tatlar. Mesela tramvaya, otobüse falan bilet basmadan binen burada çok duydum. Yani kimse böyle çok fazla böyle hesap sorma, işte kardeşim sen ne yapıyorsun, işte in aşağıya falan öyle şeyler yok burada yani. Ben hiç şahit olmadım. Çünkü bir sürü insanla konuştum. Hepsi bana şey diyor, ya diyor biletimiz yoktu, ücretsiz bindik, biletimiz yoktu, ücretsiz bindik. Ya kimse de bir şey demiyor herhalde ücretsiz binebildiklerine göre. Velhasıl bu arada bunlar odalar. Odalar, odalar, odalar. Elektronik kartla giriyorsunuz falan. Bayağı teknolojik. Beğendim. Böyle bir yer. Şimdi ben gideyim kahvaltımı yapayım. Ben video kaydı alırken resepsiyondaki arkadaş bana bir şey göstermek istediğini söyledi. Gerçi ben bütün katları gezmiştim ama galiba görmediğim bir şey varmış. Onu da bana gösterecek. Bakayım. Ah, I didn't see here. Ooh, this is events room. Events. Like events. Burada geceleri dans, eğlence vesaire oluyormuş. Bazen müzik, eğlence falan oluyormuş. Yorumları ben otelin yorumlarını okuduğumda burada bazen işte yüksek sesle müzik olduğunu ve işte sesten rahatsız olan müşteriler olduğunu okumuştum ama mesela ben dün geldim gayet sessizdi. Allah Allah dedim ya milletin hiç yorumlarda yazdığı gibi değil. Meğer şey her gün olmuyormuş yani öyle müzik falan. Mesela dün akşam yoktu. Yarın stand-up gösterisi olacakmış. Bazı günlerde stand-up gösterileri, bazı günlerde konserler, bazen canlı müzik vesaire değişiklik gösteriyor. Burası da böyle bir etkinlik alanıymış. Ben burayı çekmemiştim. Çocuk iyi ki gösterdi bana. Şimdi gidip paramı ödeyeceğim. Az önce sordum. Ben şeyi satın alırken, otel rezervasyonumu yaparken şey yapmamıştım. Kahvaltı satın almamıştım ama buranın kahvaltısını buradaki misafirler bayağı övdüler. O yüzden ilk günün kahvaltısını burada yapmak istiyorum. Şimdi ücretimi ödeyeceğim önce. Ondan sonra kahvaltımı alacağım. Burada her şey çok teknolojik. Parayı ödeyemedim çünkü bilgisayarda bir problem varmış. Bilgisayarda problem olunca parayı ödeyemiyormuşum. Neyse bana dediler ki sen kahvaltını al. Parayı sonra ödersin. Şöyle kahvaltıyı size göstermek istiyorum. Tereyağı, reçel, galeta. Bu ne? Bu elma galiba. Evet elma, süt. Bakayım neler var. Yumurta var bu.
Scrambled'ın ne olduğu bilmiyorum. Patates yumurta gibi bir şey. Şakşuka. Ama bu bitmiş. Bu şakşuka şey, onların melemeni gibi. Ama onlar biraz daha farklı yapıyorlar. İçine bazı farklı malzemeler koyuyorlar. Yedikten sonra bahsederim size ne koyduklarından. Ben de bilmiyorum şimdi. Ne var ne bunlar? Antipasto. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Galiba soğan. Galiba soğan ama emin değilim. Evet, limon ve yağ. İşte bu neymiş? Süzme yoğurt. Bu zahter sanırım. Yok. Bunun ne olduğundan emin değilim ama çok güzel kokuyor. Şöyle gösteriyorum. Çünkü bazılarının ne olduğunu ben de bilmiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Bana yazın lütfen. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama güzel kokuyor. Allah'ım hepsi çok güzel kokuyorlar. Ya da ben açım ondan mı bilmiyorum. Aman tanrım, siyah zeytin. Doğuda siyah zeytin bulmak bence çok büyük lüks. Aa, bu şey humus. Galiba humus. Emin değilim ama. Aa, bu bulgur salatası. Buna tabule diyorlar. Orta Doğu ülkelerinde çok yaygın. Güzel ya, tadı lezzetli. Aa, bu labneymiş. Az önceki neydi bilmiyorum. Az önceki de labneydi. Bunu Lübnan'da yemiştim. Çok lezzetli oluyor. Süzme yoğurt, içine sıvı yağ döküyorlar. Salatalar, biberler, peynirler, ekmekler, şunlar bunlar. Bu ne? Bu da Amerikan salatası gibi bir şey. Ha, bu şey. Kahvaltıda yenir mi bilmiyorum da. Ton balıklı salata gibi bir şey. İçerisinde mısır falan var. Kahvaltıları bayağı zengin gibi duruyor. Ha, burada da işte klasik işte kruvasandı, şuydu buydu, onlar var. Kaçırdığım başka bir şey var mı? Burada ekmeğinizi ısıtabiliyorsunuz. Çaydı, kahveydi onlar zaten. Okay. I will take a video for my YouTube channel and then I will take. Okay. Yes. Böyle tabaklar, çanaklar. Aa, meyve suları da varmış burada. Elma suyu, portakal, limon. Bu neymiş? Nar suyu. Bayıldım. Bayıldım. Hepsine bayıldım. Bu arada burada, yani şeyde, Kudüs'te her şey çok pahalı. Tel Aviv'de de aynı şekilde. Ve yani o yüzden bir kahvaltıyı 60-68 şekere yemek, hem de böyle bir kahvaltıyı, bence çok iyi yani. Çünkü dışarıdaki kafe ve restoranlara baktım. Bir tost, bir sandviç zaten 40-50 şekerli yani. Sadece bir tanesi. Yani içecek falan hiç dahil değil yani. O yüzden ben herhalde her gün burada yiyeceğim ya. Öyle gözüküyor. Çünkü bayağı makul. Bayağı bayağı makul. Yeah. No.